Evet, merhabalar sevgili izleyenler, seyirciler. Bu kez konuğumuz istihbarat uzmanı Alp Tufan. Alp Bey çok az medyaya konuşan birisi. Onlardan birisi bize kısmet oldu. Kendisi Moskova'da yaşıyor ve İstanbul'da şu anda. Hoş geldiniz Alp Bey. Hoş bulduk herkese. Buradan çok selamlar. Çok teşekkür ederim Bahattin'cim bize bu programı yaptığın için. Allah senden razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Rica ederim. Sağ ol. Londra, Moskova hattı üzerinden çok konuştuk. Bu kez İstanbul'da. Çok konuştuk. Bu sefer tatildeyim burada. Kısa bir tatile geldim. Tamam. Kısmet oldu buradan konuşmak. Sevgili izleyenler, ilginç bir şey oldu. Biz saatlerce konuşuyorduk daha önce veya diğer arkadaşlarla da konuşuyorduk. İlk kez bugün başladık bir ön görüşmeye. Elektrikler kesilmiş İstanbul'da. Olmayacak bir şey değil mi? Evet. Evet, yani bir anlık oldu, zor oldu. İnternete de bağlanamadı. Ondan sonra evet, herhalde evet. Paranoya olarak yormazsınız sanırım. Var bir şeyler diyelim. Bir de Alp Bey'in söylediği bir şey var. Söyleyeceğim şeyler, fikirlerim uluslararasını ilgilendirdiği için olabilir dedi. Bunu paranoyaya yormayalım dedi. Peki. Evet. Şimdi bir istihbarat uzmanı olarak Alp Bey, biliyorsunuz bir Fethullah, buna şey diyorlar, lanetullah. Şoku yaşadık. Evet. Burada yaşadım hem de. Yani çok sıkıntılı zaman saatler geçirdik. Evet. Bir istihbarat şeyi olarak, tecrübelisi olarak, uzman olarak bekliyor muydunuz böyle bir şey? Şimdi son zamanlarda, son 6 aydır bekliyorduk. Zaten bu tip sıkıntıların olacağını anladığım andan itibaren bir Türkiye'ye gelmem lazımdı son dönemde. Gelmedim. Biraz uzattım çünkü biliyordum Türkiye'nin içinde bu tip bir çalkantılar olacağını. Başka bir ülkeye gittim. Biraz orada tatil yaptım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Biraz yani risk almak istemedim çünkü yani o anda riskli gördüm. İstanbul'a, Ankara'ya özellikle hakikaten tahmin ettiğim gibi de oldu. Sebebi de bunun bir sebebi var. Çünkü askeri şura gelecekti. 1 Ağustos'ta askeri şura yapılacaktı. Ve bunların hepsi, şu atılan 4000 kişinin hepsi aslında bu askeri şurada atılacaktı. Evet. Bu biliniyordu. Tabii bunlar bunun haberini çok çok iyi aldıkları için adamlar bütün kilit noktaları zaten gördüğünüz gibi yerleşmişler. Bu hareketi yaptılar. 15 gün kadar bu hareketi yaptılar. Ben hatta bunu aslında 2-3 ay evvel yapacaklarını tahmin ediyorum. Evet. Fakat bu boyuta geleceğini, hadisenin bu boyuta geleceğini ben tahmin etmedim. Peki. Yani hadisenin. Evet. Abi, Moskova'da yaşamanızdan dolayı Rus istihbaratının şey yapıyorlar, önceden haber aldı diyorlar. Doğru mu bu? Yani bir zannederim uzman. Çünkü neden? Rus istihbaratı bu konuda çok uzman. 2004 yılında Türk hükümetine aşağı yukarı 250 sayfalık bir rapor verdi. Hmm. 2004 yılında. Ondan sonra sanırım o zaman Abdullah Gül Bey Dışişleri Bakanımızdı. Ondan sonra 250 sayfalık bir rapor verdiler bu cemaat yapılanmasıyla ilgili. Evet. Onun için de onlar bu konuda çok uzmanlar ve ilk tepkiyi de veren onlar. 1998'de ilk Fethullah Gülen'e bağlı okulları Rusya'da kapatan Ruslar hani kapattı, okulları kapattı. Çok lokal yerlerde bir iki yerde okul bıraktı. Çünkü bunları açık açık da beyan ettiler o zaman. Dediler ki bunlar CIA'nin Rusya'daki ve Orta Asya'daki yapılanmasının alt temeli. Evet. Bu okullar. Evet. Onun için Ruslar bu konuda çok hassaslar. Bu cemaati de biliyorlar. Benim tahmin ettiğim kadarıyla devlet başkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sanırım daha evvelden bir ön bilgi verdiler. Yani bu 4 gün 5 gün evvel olabilir, bir hafta olabilir. Alexander Dugin Ankara'ya gelmiş o akşam veya evet. Bir gün önceki akşam Melih Bey'le görüşmüş, Melih Gökçek Bey'le görüşmüş. O da mı bir işaretti acaba? Tabii çünkü şöyle, Melih Gökçek Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Rusya Federasyonu'yla çok eskiye dayanan bir ilişkisi var. Belediye başkanlığının getirdiği ilişkiler ünvanında
Melih Bey de derin bir insandır. Yani çok çeşitli kaynaklarla, ben bilirim kendisini, yani çok çeşitli kaynaklarla irtibatı vardır. Yani eli kolu biraz uzundur. Melih Bey de bu tip bilgilendirme yapmış olabilirler muhtemelen. Peki bir iddia daha var. Doğru mu sizce? Rus uçakları bu kalkışmacıları, isyancıları şey yaptı. Şimdi bakın, ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Askeri uzman, askeri istihbarat uzmanı, evet, olarak size şunu söyleyebilirim. O yüzden de soruyorum. Şimdi Rusya Federasyonu bizim komşu ülkemiz. Evet. Ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Evet. Bu tip bir kalkışmanın haberini aldıkları zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zor duruma düşebileceğini, Türk halkının zor duruma düşebileceğinin hesabını yaparlar daha evvelden. Evet. Ben bunları uzun ömrümde çok yaşadım. Evet. Kıbrıs Harekatı'nda da bu tip olaylar oldu. Onun için kendi silahlı kuvvetlerini, özellikle hava kuvvetlerini teyakkuz altında bulundururlar. Havada uçak bulundururlar. Yani o anda seyri seferde uçak bulundururlar. Ne olur ne olmaz diye. Ama bunlar bizim hududumuzu geçmez. Geçmez. Kendi bölgelerinde uçar. Kendi hava sahasında uçar. Kendi gemileri, kendi deniz sınırı içinde seyri sefer yapar. Fakat eğer ki, tahmin ediyorum, bir sıkıntı olsaydı, biz bu işte baş edemeyecek olsaydık, evet, bizim resmi güçlerimize, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi güçlerine yardım için intikal ederlerdi bir şekilde. Evet. Çünkü onlar da biliyor ki bunun devamı olsaydı bazı büyük devletlerin başka planları vardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. İngiltere Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi işgal edecek dediler. Olabilir mi? Şimdi Kıbrıs üstünden